Bu videoda bir binom değişkeninin beklenen değeri ve varyansı ya da bir binom değişkeninin dağılımı olan binom dağılımının beklenen değeri ve varyansı hakkında konuşacağız. Bundan önceki videoda elimizde yine rastsal bir binom değişkeni olan X var. X'i çok genel bir biçimde tanımladık. Her biri bağımsız olan bu bir denemedeki başarı olasılığının bir başka denemeye bağlı olmadığı anlamına en tane deneme içindeki başarılı olanların sayısı ki bu, bu değerin sonlu bir değer olduğu anlamına başarılı olma olasılığı p'ye eşit ve bu da denemeler arasında bu olasılığın sabit olduğu anlamına gelir. Bundan önceki videolarda bu binom değişkeninin beklenen değerinden de bahsetmiştik ve bu binom değişkenini n çarpı Bernoulli değişkeni olarak da değerlendirebileceğimiz y değişkeni olarak tanımlamıştık. y değişkeninin 1'e eşit yani başarılı olması olasılığı p'y, 0'a eşit yani başarısız olması olasılığı ise 1 eksi p'ye eşitti. Bu da y'nin 1'e ya da 0'a eşit olmasının bu denemeler başarılı ya da başarısız olmak demek olduğu anlamına gelir ve en tane y'yi topladığımızda da x'i elde ederiz. Bu bilgiyi de x'in beklenen değerinin ne olacağını bulmak için kullanmıştık. Çünkü y'nin beklenen değerini bulmak gördüğünüz gibi son derece kolay. Evet, y'nin beklenen değeri ağırlığı sonuçların olasılığından başka bir şey değildir. p çarpı 1 artı 1 eksi p çarpı 0. Burası 0 olur ve böylelikle y'nin beklenen değerinin p'ye eşit olduğunu buluruz. Bu durumda x x'in beklenen değeri de şuraya yazayım. x'in beklenen değeri, beklenen değer özelliklerine göre buradaki n tane y'nin beklenen değerine yani n çarpı y'nin beklenen değerine eşit olur. y'nin beklenen değeri p olduğuna göre bu da n çarpı p'ye eşittir. Şimdi aynı mantığı kullanarak x'in varyansının ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Çünkü varyans özelliklerine göre, e, bu arada bunu standart sapma için değil ama varyans için yapabiliriz. Varyansı bulduktan sonra karekökünü alınca da standart sapmayı elde ederiz. X'in varyansı buradaki gibi n tane y'nin varyansına eşittir. Hemen not ediyorum n çarpı y'nin varyansı. Bu durumda eğer y'nin varyansının ne olduğunu bulabilirsek, bunun da ne olduğunu bulmuş oluruz. Ekranı birazcık kaydırayım. y'nin varyansı için beklenen değeri olan uzaklıkların karelerinin olasılıklarını düşünmemiz lazım. p olasılığı var. Peki ya beklenen değeri olan uzaklığın karesi? p olasılığı ile 1 elde ediyorsak, bu durumda beklenen değer ya da ortalamadan uzaklık 1 eksi birdeyken beklenen değerin p olduğunu biliyoruz. Olası bu sonuç için bu uzaklığın karesi, bu da ağırlıklı olasılığı oluyor. Sonra bir de artı bir eksi p olasılığımız var. Evet, bir eksi p. Bu sonuçta da sıfır değerindeyiz. Sıfırla beklenen değer arasındaki uzaklık da 0 eksi p'dir ve bunun da karesini alacağız. Evet, varyans için elde ettiğimiz ifade bu ama isterseniz önce biraz sadeleştirmeye çalışalım. Eşittir p çarpı 1 eksi p'nin karesi artı burası p kare çarpı 1 eksi p'ye eşittir. Bunları p çarpı 1 eksi p parantezine alırsak, buradan 1 eksi p gelir, buradan da p yani artı p. Bunlar birbirini götürecek, burası 1'e eşit olacak ve böylelikle y'nin var varyansını p çarpı 1 eksi p olarak bulmuş olacağız. Ve önceki videolardan da hatırlayacaksınız bu gerçekten de binom değişkeninin varyansına eşittir. Y'nin varyansını bulduğumuza göre buraya da p çarpı 1 eksi p diye bir not düşebiliriz. Bu durumda x'in varyansı da n çarpı y'nin varyansı yani n çarpı p çarpı 1 eksi p'ye eşit olur. Harika. Bundan önceki videoda kullandığımız örneğin üzerinden gidecek olursak, 10 tane serbest atış vardı, öyle değil mi? Yani serbest atışlardan her biri bir deneme oluyor. İsabetli atışın olasılığı 0,3'tü. Buradaki varyans, x'in yani 10 serbest atıştan isabetli olanların sayısının varyansı, 10 çarpı 0,3 çarpı 0,7'den 0,3 çarpı 0,7 0,21 eder. 10 çarpı 0,21 de 2,1'e eşittir. X'in standart sapması için de bunun karekökünü almak yeterli olurdu. Yani standart sapmada bu ifadenin kare eşittir. Anlaştık mı?